أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علوم القرآن derslerimizin üçüncüsünü yapacağız bugün. Bir önceki dersimizde biz demiştik ki Nazım yani İmam Ez-Zemzemi kitaba giriş yapmadan önce bir mukaddime yapmak istedi. Dedi ki bu mukaddime sadece ulumul Kur'an'la ilgili bilgilerin verildiği bir mukaddime olacak dedi. Ve bize yaklaşık olarak 11. beyitten itibaren sadece ulumul Kur'an'ın ilgilendiği bazı meseleleri anlattı. Bir önceki dersimizde neyi görmüştük? Kur'an ve Kur'an'ın tarifi dedik. Özellikle de icaz meselesi üzerinde durduk. Sonra sure nedir dedik. Surenin ne olduğunu anlattık. Sure neydi? Surenin tanımını kim söyleyecek? Sure. Sure en az 3 ayetten oluşan ve özel başlığı olan ayet topluluğuydu. Öyle değil mi? Şimdi bize sureyi tanıttı. Niye sureyi tanıttı? Sureyi şunun için tanıttı. Önce dedi ki icaz Kur'an-ı Kerim'den sure ile hasıl olur. Şimdi icaz sure ile hasıl olur deyince aklımızda ne belirdi bu sefer? İcaz nedir? Sure nedir sorusu belirdi. Bu sefer dedi ki sure ayetler başında özel bir başlık olan ayetler topluluğudur dedi. E şimdi haliyle aklımıza ne oluştu soru olarak? Ayet nedir o zaman? Yani sureyi ayetler oluşturuyor. O zaman ayet nedir dedik. Şimdi bugünkü okuyacağımız beyitte de başlık olarak yazabiliriz. Ayet nedir? Onu bize anlatacak inşallah. Dedi ki 13. beyit وَالْآيَةُ الطَّائِفَةُ الْمَفْصُولَ مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ وَالْمَفْضُولَ وَالْآيَةُ الطَّائِفَةُ الْمَفْصُولَ مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ وَالْمَفْضُولَ وَالْآيَةُ آيَةُ الطَّائِفَةُ topluluktur. الْمَفْصُولَ birbirinden ayrılmış olan fasıllar ile arası bölünmüş olan topluluktur. مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ ondan olan kelimelerden. Yani o zaman burada şey bitti. Burada mana bitti. وَالْمَفْضُولَ مِنْهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ كَتَبَّتْ وَالْفَادِلُ لَذْ فِيهِ مِنْهُ اَتَتْ. Bu hepsi tek bir beyt olarak yani anlam bütünlüğü olarak da وَالْمَفْضُولَ bir sonraki beyte beytle alakalı olan bir anlam. وَالْآيَةُ الطَّائِفَةُ الْمَفْصُولَ مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ. Ne oldu o zaman ayetin tanımı? Kelimelerin oluşturduğu ve araları fasılalar ile ayrılmış bölümlere ayet denir. Kelimelerden oluşan ve araları fasılalar ile ayrılmış olan kısımlara, bölümlere ayet denir. Örneğin, mesela diyoruz biz قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ diyoruz. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ قُلْ bir kelime, fiil. Öyle değil mi? هُوَ bir kelime. İsim, zamir olduğundan dolayı. Ahad, bir kelime. Doğru mu? İsim. Bak bu kelimelerden oluşan bir topluluk var. Ve onun sonunda onu bir sonraki gelen ayetten ayıran bir fasıla var. Fasıla dediğimiz o ayetlerin sonundaki işaret. Fasıla var. Bu top kelimeler topluluğu fasıla ile kendinden sonrasından ayrılmışsa buna ne diyoruz? Buna ayet diyoruz. Demek ki ayeti kelimenin bir ayetin tanımı bu imiş. Şimdi bize ayeti tanımladı burada. Ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan bir tanesi ayetin tanımı. İkincisi ne? Ayetlerin tertibi ve ayetlerin sonundaki fasılalar tevkifi midir, içtihadi midir? Bir de Ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan bir tanesi bu. Yani mesela diyelim ki biz diyoruz ya قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ لَمِ. Yani Allahu Samed ayeti قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ'den sonra geldi ve peygamber tarafından mı buraya yerleştirildi? Yoksa sahabe daha sonra veya Allah Resulü daha sonra içtihad ettiler. Bu ayetin manası buna uygun, bu buna mı uyuyor? Bu birinci mesele. İkinci mesele ayetin bittiği nokta. Yani mesela ayet belki şöyle de inmiş olabilir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ السَّمَدٌ. Böyle sahabe demiş ki bu ahadın yanına bir fasıla koyalım. Böyle mi?
Yoksa Cibril zaten böyle fasılalı bir şekilde mi indirdi ayet-i kerimeleri? Bu iki konu Ulumul Kur'an'ın incelemiş olduğu konulardan. Ayetlerin tertibine gelince ayetlerin tertibi tevkifidir. Niye ayetlerin tertibi tevkifidir? Çünkü biz Allah Resulü'nden bize varit olmuş olan bazı rivayetlerde bizzat Cibril'in emriyle Allah Resulü tarafından ayetlerin bu şekilde tertip edildiğini görüyoruz. Mesela İmam Ahmed ve Sünen ashabı Abdullah İbni Abbas ile Osman radıyallahu anh arasında geçen bir konuşmayı bize aktarıyorlar. Abdullah İbni Abbas Osman radıyallahu anh'a soruyor. Diyor ki Tevbe ve Enfal sureleri biri uzun biri kısa olmasına rağmen ve aralarına hiçbir fasıla koymadan, Bismillahirrahmanirrahim diye fasıla koymadan neden bu iki sureyi yan yana koydunuz? Yani bunun bir sebebi var mıdır? Osman radıyallahu anh da ona izah ederken konuyu başka bir şekilde izah ediyor. Diyor ki Allah Resulü'nün üzerine ayet sahibi olan yani ayetleri olan bazı sureler indirilirdi. O ayetler indiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdi ki bu ayeti şunun zikredilmiş olduğu sureye yerleştirin. Biz de onları oraya yerleştirdik dedi. Tevbe ile Enfal'e gelince surelerden bahsediyor. Peygamberimiz vefat etti ve onlar hakkında bize bir şey beyan etmedi. Ben de konuları birbirine benzediğinden dolayı ikisini yan yana getirdim diyor. Lakin ayetlere gelince ayetler peygamberimize indiğinde vahiy katiplerini çağırıp onları yerleştirdiğini söylüyor. Hatta yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Nahl suresi 90. ayet-i kerime ile alakalı اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ayeti var ya, şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, işte akrabaya vermeyi size emreder, şunu 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 da yasaklar ayetini. İmam Ahmed rivayet ediyor, diyor sahabenin biri diyor, ben Allah Resulü'nün yanında oturuyordum. Allah Resulü birden başını şöyle önüne eğdi, sonra gözünü tekrardan yukarıya kaldırdı. Yani şu sanki bir şey süzmüş gibi. Dedi ki biraz önce Cibril geldi ve bu ayeti şu surenin şurasına yerleştirmemi bana emretti. Bu ayeti şu surenin şurasına yerleştirmemi bana emretti. Biz anladık ki ayet-i kerimelerin tertibi, yerleştirilmeleri Cibril tarafından Allah Resulüne bildirilir ve Allah Resulü de bu şekilde ayet-i kerimeleri yerleştirirdi. Bu birinci konumuzdu değil mi? İkinci konumuz neydi peki? Ayetlerin sonundaki o yuvarlaklar yani fasılalar. Bunlar tevkifi midir? Yoksa bunları sahabe anlam bütünlüğünü gözeterekten yerleştirmiş midir? Racih olan bunların tevkifi olmasıdır. Yani Allah Resulü tarafından bunların belirlenmesidir. Niye? Çünkü şayet bunlar içtihadi olmuş olsa idi, eğer bazı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de sonunun mutlaka değişmesi gerekirdi. Misal Bakara suresi 219 ve 220. ayetler. Yani bizim tefsir dersinde tam en son durduğumuz yer. Bir sonraki derste göreceğiz inşallah. Orada dedi ya Allah Azze ve Celle وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ sana işte şeyden soruyorlar. Kumar ve içkiden soruyorlar. Sonra Allah dedi ki وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ aynı ayetinde قُلِ الْعَفْ Allah size böylece ayetlerini açıklar ki yani malınızdan artanı infak edin. Allah size böylece ayetlerini açıklar ki لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ayet burada bitti. Yuvarlak. 220. ayet nasıl başlıyor peki? فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَحُ لَهُمْ خَيْرٍ umulur ki düşünürsünüz. Ayet bitti. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ dünyada ve ahirette. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ sana yetimlerden soruyorlar. Şimdi bu içtihadi olsaydı nasıl olması lazımdı? لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ bitti ayet. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ diye başlaması lazımdı. Bütün müfessirler 220. ayetin başındaki ilk cümleyi 219. ayetle beraber tefsir etmişler. Demişler ki yani Allah size dünya ve ahiretle ilgili hükümlerini açıklıyor ki كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ayette takdim ve tahir var demişler. Bu mesela şeyde Rahman suresinde 26-27. ayet-i kerimeler. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ ayet bitti. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ eğer bu oranın yani yeryüzünde olanların hepsi fanidir. Sadece senin celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. Baki olan Allah'tır
dedi. Şimdi ayet nerede durdu? Kullu men aleyha fan. Ayet bitti. İkinci ayet nereden başladı? Ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. İçtihadi olsa bugün mesela hiç bize fasıla koymadan verseler, al buraya fasıla koy deseler, fasılayı nereye koyarsınız? Kullu men aleyha fanin ve yebqa vechu rabbike fani ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram diyeceksiniz. Bu bize gösteriyor ki faslalar konulurken anlam bütünlüğünden daha ziyade nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişse o şekilde oralara yerleştirilmiş. Tamam? Şimdi bunu bitirdi. Vel ayetu at-taifetul mefsule min kelimatin minhu. Vel mefdule dedi ya beytin sonunda. Şimdi ikinci bir konuya geçtik. Ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan bir tanesi de şudur. Başlık. Kur'an-ı Kerim'de faziletli olan, daha faziletli olan ayetler var mıdır yoksa yok mudur? Yani şunu anlatmak istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri diğer bazı ayetlerinden daha faziletli midir? Yoksa hepsi fazilet konusunda eşit midir? Diye böyle bir konu inceliyorlar. Diyor ki şeyimiz, nazımımız, ayet kelimelerin oluşturduğu ve birbirinden ayrılmış olan kelimeler topluluğudur. Vel mefdule, daha az faziletli olan, mefdul olan. Minhu, ondan. Alel kavli bihi, bunu söyleyenlerin sözü üzerine, yani bu görüşü kabul edenlerin görüşü üzerine. Ketebbet, Tebbet suresi gibidir. Vel fadilu, faziletli olan, yani daha faziletli olan ise. Ellez, o şeydir ki, o sure, ayettir ki. Fihi, onda. Minhu etet, ondan gelmiştir. Yani içerisinde Allah'tan bahsedilen, Allah hakkında konuşulan, minhu dediği Allah'tan, yani Allah'tan söz eden, ondan bahsedenler ise onlar da daha faziletli olanlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler bazı ayetlere göre daha faziletli midir, değil midir? Dedi ki bu ihtilaflı bir konu. Doğru mu? Onun için Nazım ne dedi? Vel mefdule, bu ayetlerden bazısı mafduldur. Yani daha az faziletlidir. Minhu, Kur'an'dan. Buradaki minhu'dan kasıt Kur'an'dan veya o ayetlerden. Alel kavli bihi, yani faziletli vardır diyen görüşe göre, bu görüş üzerine ketebbet. Tebbet suresi gibidir. Peki burada soru da şu oluyor o zaman. Eğer mafdul olan, daha az faziletli olan Tebbet suresi ise, peki daha faziletli olan hangisidir? Bu görüşü kabul edenlere göre. Vel fadilu, fadil ise ellez, yani ellezi. Odur ki fihi, fihi onda, yani o ayette minhu, Allah'tan etet gelendir. Yani Allah hakkında haber veren, Allah'ın isim ve sıfatlarını anlatan ile ahirihi, bu tarz ayetlerdir demişler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de faziletli olan ayet-i kerimeler var mıdır? Daha faziletli, daha doğrusu. Hepsi Kur'an, hepsi faziletlidir. Burası ittifak. Peki bu surelerden bazısı, bazısından daha faziletlidir görüşü. Ulema, Ulumul Kur'an hakkında yazanlar bu konuda ihtilaf etmişler. Bir grup alim, bunlara cumhur da diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde tefadül vardır demişler. Yani bazısı, bazısından daha üstündür demişler. Niye? Peki bunu söylemişler. Çünkü demişler bu konuda çok açık, sarih bir takım naslar vardır. Bu naslar Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin veya bazı ayetlerinin bazısından daha eftal olduğunu gösterir. Mesela zikredeceğim bütün rivayetler hepsi İmam Bukhari'nin sahihinden olan rivayetler. Ebu Said'in el-Mualla isminde bir sahabe diyor ki ben mescitte namaz kılıyordum. Allah Resulü beni yanına çağırdı. Bana, ben de diyor namaz kıldığım için onun yanına gitmedim. Namazı bitirince gittim. Bana dedi ki niye seni çağırdığımda gelmedin? Ben dedim ki çünkü ey Allah'ın Resulü ben namaz kılıyordum. O da bana dedi peki Allah demiyor mu? İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek bir şeye çağırdığında ona icabet edin. Sonra diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki mescitten çıkmadan önce sana en büyük ayeti öğreteceğim. Mescitten çıkmadan önce sana en büyük ayeti öğreteceğim. A'zan.
azamu ayetin, en büyük ayet. Allah Resulü tam mescitten çıkacakken diyor, ben onun yanına gittim. Dedim ki hani sen bana demiştin ki ben sana en büyük ayeti kelimeyi öğreteceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki elhamdülillahi rabbil alemin ve seb'ül mesani vel Kur'anil azim. Bu Kur'an'da bahsedilen seb'ül mesani bazı ayetlerde geçiyor ya, ve Kur'an-ı azim, büyük Kur'an denilen ayet işte budur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz ne yaptı? Fatiha suresini en büyük ayet olarak isimlendirdi Kur'an-ı Kerim'deki. Doğru mu? Yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Ubey ibn-i Ka'b ile peygamber arasında geçen bir konuşma. Ubey ibn-i Ka'b diyor, bir gün peygamberimiz bana dedi ki, beni yanına çağırdı. Bana dedi ki, eyyü ayetin a'zamu fi kitabillah. Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Dedi. Bir rivayette ise ma'ake fil Kur'an dedi. Yani senin yanında olan, senin ezbere bildiğin ve Allah'ın kitabındaki en büyük ayet hangisidir? Ben diyor dedim ki Allahu ve Resulü a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bir daha sordu. Ben aynı şekilde cevap verdim. Bir daha sorunca diyor üçüncüye, ben dedim ki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani bu ayet-i kerimedir dedim. Ayet-el Kursi diye bildiğimiz ayet-i kerime. O da diyor eliyle benim göğsüme vurdu. Dedi ki لِيُهْنِيَكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْزِرِ İlim sana mübarek olsun, ilim sana kutlu olsun ey Ebu Munzir dedi. Burada da Allah Resulü ayet-el kursiyi en büyük ayet diye isimlendirdi. Yine mesela Ebu Said'in el-Hudri'nin rivayet ettiği Bukhari'de bir hadis yine söyleyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın birinin sürekli gece boyunca şey okuduğunu duydu. İhlas suresini okuduğunu duydu. Tabi Allah-u Alem bunu biraz küçümsedi. Yani bir insan niye sabaha kadar İhlas suresiyle namaz kılar ki diye düşündü. Sabah bunu gelip Allah Resulüne şikayet edince Allah Resulü dedi ki Allah'a yemin olsun ki o Kur'an'ın üçte birine denktir. اِنَّهَا لَتَعْوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُسَ الْقُرْآنِ O ayet Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi rivayetler daha çok fazla var. Lakin Fatiha ile ilgili, Ayet-el Kursi ile ilgili ve şey ile ilgili, İhlas Suresi ile ilgili hepimizin bildiği sureler olduğu için üç tane rivayet zikretmiş olduk. Çok açık, Peygamber bu ayetleri diğer ayetlere tercih ediyor. Bunun dışında başka ayetler de var. Amener Resulü'yü kim Bakara Suresinin son iki ayetini okur ise sabaha kadar Allah'tan bir koruyucu onu korur. Kim Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberlerse Allah onu Deccal'dan ve onun şerrinden muhafaza eder. İl ahire. Yani bazısının bazısına üstün olduğuna dair daha birçok rivayet var elimizde Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Peki kabul etmeyenler niye kabul etmemişler? Mesela kimler kabul etmemiş? Ebu Hasan el-Eş'ari'den nakledilmiş bu görüş. Bakıllani'den nakledilmiş. İbn-i Hibban'dan, yani hadis imamlarından İbn-i Hibban'dan nakledilmiş. İbn-i Abdülber'in yine bunu destekleyen bir sözü var. Bunların kabul etmeme gerekçeleri birbirinden farklı. Şimdi diyeceksiniz mesela bu kadar nas var. Bunlar bu nasları biliyorlar. Bunların bir kısmı hadisçi olan insanlar. Öncelikle bunlar demişler ki biz Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri diğerlerinden daha faziletlidir dediğimiz zaman geride kalan ayetlere naks izafe etmiş gibi oluruz. Yani mesela Fatiha suresi Bakara'nın girişinden daha faziletlidir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elif, La, Mim, Zalikel Kitabu'dan daha faziletlidir. Sanki demişler bundan şöyle bir mana anlaşılıyor. Elif, La, Mim'de nakslık vardır. Eksiklik vardır. Haşa demişler Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onun için hiçbir yerini övelim veya yüceltelim derken başka bir yerine eksiklik ispat etmemeliyiz demişler. Tabi bu doğru bir yaklaşım mı değil? Niye doğru bir yaklaşım değil? Çünkü birincisi nas'ın karşısındaki bütün akli önermeler hepsi batıldır. Yani bir yerden nas varsa bizim nas'ın içerdiği mana bizim aklımızda sabit olan manaya aykırı olduğunda bize düşen nedir? Aklımızda oluşan manayı çöpe atıp nas'ı almaktır. Kaldı ki bu akli bir şey de değildir. Yani akla da hitap etmiyor. Hani bazı şeyler vardır. Örnek veriyorum Ali radıyallahu anh'ın dediği mes'in üst tarafını meshediyoruz biz. Alt tarafını meshetmek daha evladır. Din akıllı olsaydı meslerimizin alt tarafını meshetmek, üst tarafını meshetmekten daha evli olurdu. Bak bu doğru bir şey. Yani hani akla da yatıyor.
Ama ne diyoruz? Nas böyle geldiği için biz çoraplarımızın veya meslerimizin, ayakkabılarımızın üstüne meshediyoruz. Lakin bu söylediğimiz, bu meseleyle ilgili söylediğimiz, bu öyle de değil. Niye öyle değil? Mesela şimdi örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Benim rahmetim, benim gazabımı geçti. Rahmet Allah'ın bir sıfatı mıdır? Gazap Allah'ın bir sıfatı mıdır? Şimdi Allah'ın rahmetinin, Allah'ın gazabından daha fazla olması, Allah'ın gazabının nakıs olduğunu mu gösterir? Hayır. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ. Bu peygamberlerin bazısını bazısına üstün kıldık. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Üzeyr aleyhisselamdan daha üstün olması mesela Üzeyr aleyhisselamın nakıs olduğu anlamına mı gelir? Bunlar güzellikler arasındaki tercihtir. Hepsi tamamdır. Bu tamamın en tamamıdır gibi düşünülmesi lazım. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı faziletlidir dediğimizde kalan diğer kısmı eksiktir demiş olmuyoruz. Kimsenin de aklında böyle bir mana belirmiyor zaten. Bu birincisi. Bunlar bu konuyla ilgili bizim zikretmiş olduğumuz hadisleri de şöyle anlamışlar. Sevap yönünden daha faziletlidir demişler. Yani ayetin kendisi bizzat daha faziletli değildir. Hepsi eşittir demişler ayetler. Lakin mesela Fatiha suresinin sevabı, örnek veriyorum Bakara'nın girişinin sevabından daha fazladır demişler. Allahu la ilahe illa huvel hayyun kayyumun sevabı işte ondan bir önceki ayet-i kerimeden daha fazladır demişler. Bu şekilde tevil etmişler. Bir de akidevi bir meseleden dolayı bu konuda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri daha faziletlidir, kabul etmeyenler var. Onlar da kimdir? Onlar da Allah'ın kelam sıfatını kabul eden, lakin ehli sünnetin usulüne göre kabul etmeyenlerdir. Şimdi hatırlarsanız, Allah'ın kelam sıfatı var mıdır? Vardır. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah Musa ile konuştu, diyor Allah Azze ve Celle. Hatta daha önce de söylemiştik, Allah Kur'an-ı Kerim'de bir şeyin ilah olmayacağını ispat etmek için ne diyordu? Görmüyorlar mı? Konuşmuyor. Yani eğer ilah olmuş olsaydı konuşması gerekirdi diyor. Şimdi bir Allah'ın kelam sıfatını kabul etmeyenler var. Mutezile gibi. Bir de Mutezile'nin karşısındaki sünnilik. Yani şimdi biz hatırlarsanız sünnilik dediğimizde 3-4 ayrı anlamı var demiştik. Bir, şeyi olmayan anlamında sünni. İki, Mutezile'nin Mutezile'yi reddeden sünnilik. Bir de kendi içerisinde ehli sünnet olan, ehli hadis olan, peygamberden bulduğunu hiç bozmadan kabul eden, yani ehli sünnet-i has, has ehli sünnet dediğimiz selefin metodu var. Bu Mutezile'nin karşısındaki sünniler, evet Allah'ın kelamı vardır, Kur'an da Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir diyenler, kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Bazıları Allah'ın kelamını kelam-i nefsani olarak kabul etmiş. Hatırladınız bu konuyu? Hatırla, akidede gördüğümüz konulardan biri. Kelam-ı nefsani ne demekti? Bunlar diyorlar Allah'ın kelamı Allah'ın kendi içindedir, nefsindedir. Yani Allah'ın kendi nefsinde olan bir kelamdır. Biz ehl-i sünnet olarak ne diyoruz? Hayır, Kur'an bizzat Allah'ın kendisiyle konuşmuş olduğu Allah'ın kelamıdır diyoruz. Yani Allah'ın nefsinde oluşmuş olan o şeyi daha sonra Cibril vasıtasıyla o manaları Cibril kelimeye döktü diyorlar onlar. Biz diyoruz hayır, kelimelerin kendisi de manaların kendisi de hepsi Allah'a aittir. Şimdi Allah'ın kelamı nefsanidir deyince bunlar, Kur'an'ı da Allah'ın kelamı kabul edince hepsi Allah'ın içinde, nefsinde var olan manalardır. Haliyle birini birine üstün tutmaları, birini birine üstün tutmaları mümkün değil. Tutmuş olsalar Allah'ın kelamı cüz cüzdür olacak. Yani biz mesela ne diyoruz? Allah'ın kelamı parça parçadır. Dilediği zaman, dilediği kuluyla Allah Azze ve Celle konuşmuştur diyoruz. Doğru mu? Yani قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ Allah'ın bir kelamıdır. Bu bir parça. تَبَّتْ يَدَ اَبِي لَهَبْ Allah'ın bir kelamıdır. Bu, dilediği zaman تَبَّتْ يَدَ اَبِي لَهَبْ ile konuşmuştur. Dilediği zaman قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ ile konuşmuştur. Ehli sünnete göre. Bunlara göre bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin nefsinde olan manalardır. Bunları indirmek istediğinde Cibril'e vahyeder. Cibril bunları kelimeye çevirir. Haliyle öz hepsi birdir bunların yanında. Yani şu an beni dinlerken bakışlarınızdan da anlıyorum. Zaten bunlar felsefecilerin saçmalıkları olduğu için, yani İslam'a sonradan giren şeyler olduğu için, baştan sona kelamla ilgili meseleler fıtratını bozmamış bir adamı bunaltır. Yani bir insan fıtratının selim olduğunu anlamak istiyorsa kelamcıların kitaplarını okuyacak. Eğer Allah'ı anlatırken, Allah'ı tanıtırken insanın midesi bulanıyorsa, bu nedir ya, bunlar ne anlatıyor diyor ise misal, o adamın fıtratı selim demektir. Çünkü gerçekten çok ilginç bir şeyleri var, ilginç yaklaşımları
var. Sebebi de ne? Birilerinin koyduğu kaidelere Kur'an'ın ayetlerini uydurabilmek için ilginç açıklamalar yapmak zorunda kalmışlar. Onun yerine desen ki وَكَرَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah Azze ve Celle Musa ile dilediği zaman konuşmuştur. Allah Azze ve Celle Musa ile bir konuşmayla konuşmuştur desen bitti. Konuyu burada kapatsan yeter. Buna teslim olsan kafi Allah'ın izni. Anlaşıldı burası. Yani ikinci kabul etmeyenlerden bazıları itikattaki bir kabullerinden ötürü Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmasına kelam-ı nefsanidir dedikleri için hepsi birdir. Hepsi Allah'ın içindeki manalardır. Haliyle bölünmediği için, parçalanmadığı için, hepsini bir bütün kabul ettikleri için biz şey yapamayız demişler. Niye onu bir bütün kabul ediyorlar onu da biliyorsunuz değil mi? Çünkü onlara göre sonradan olan bir şey hadistir. Hadis olmak mahlukun özelliklerindendir. Eğer Allah önce Tebbet'le konuştu, sonra kul huvallahu ahad'le konuştu desek Allah sürekli yeni bir şeyler yapıyor demek olur. Bu da Allah'ın kelamıdır desek Allah da muhalefetul havadistir. Sanki böyle bir ayet varmış gibi. Yani bidatı bidata zincirlemişler, bidatı bidata halkalamışlar sonuna kadar. Evet, bu da ikincisidir dedik. Şimdi zikretmiş olduğumuz rivayetlerden biz şunu anladık. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bazı ayetler bazı ayetlerden daha faziletlidir. Bu görüşü kabul eden alimler kendi aralarında şunu konuşmuşlar. Peki hangi cihet ile Kur'an'ın bazı ayetlerini bazı ayetlerine üstün kabul edeceğiz? Yani şöyle, mesela hakkında nas varit olanlar tamam. Bunlar zaten hakkında nas varit olmuş. Peki bunun dışında hakkında nas varit olmayanlardan hangisi hangisinden daha üstündür demişler. Bununla alakalı İbn-i Teymiye rahimahullah diyor ki herhangi bir kelamın diğer kelama üstünlüğü iki cihetli olur. Herhangi bir kelamın diğer kelama üstünlüğü iki cihetli olur. Ya konuşan cihetiyle bir kelam bir kelama üstündür ya da içerdiği anlamlar itibariyle bir kelam bir kelama üstündür. Mesela örnek veriyorum. Bu başlık olaraktan bunu anladıysak misal Ebu Bekir radıyallahu anh konuşuyor, Ömer radıyallahu anh konuşuyor, bir de Allah Resulü konuşuyor. Hepsinin konuştuğu hak. Lakin hepsi aynı seviyededir diyebilir miyiz? Hayır. Konuşanlar birbirinden daha faziletli oldukları için kelamları da birbirinden daha faziletlidir. Allah Resulü'nünki Ebu Bekir'den, Ebu Bekir'inki Ömer'den radıyallahu anhum daha faziletlidir. Bu konuşan cihetiyle. Bir de anlam cihetiyle bazı kelam bazı kelamdan daha üstündür. Şimdi mesela diyelim ki şurada biz oturuyoruz. İki kişi futboldan konuşuyor olsun. İki kişiden nafile namazın öneminden bahsediyor olsun. Akıl sahibi her insan nafile namaz hakkında konuşulan konunun futbolla ilgili konuşulan konudan daha faziletli olduğuna kanaat getirir. Şimdi bu kaideyi Kur'an-ı Kerim'e tatbik edelim. Konuşan cihetiyle Kur'an'ın bazısının bazısına üstün olması mümkün müdür? Hayır. Çünkü hepsi Allah'ın kelamıdır. Hepsi bu yönden eşittir. Geriye ne kaldı o zaman? İçerdiği anlam itibariyle Kur'an-ı Kerim'in bazısı bazısına daha üstündür. Peki hangi anlamı içerenler diğerlerine daha üstündür? Zikretmiş olduğumuz üç tane rivayete de bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha suresi, Ayet-el Kursi ve İhlas suresi. Üçünü de Kur'an-ı Kerim'e peygamber faziletli kıldı diğer ayetlere. Üçünün ortak yönü ne peki? Allah'tan ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bahsediyor olmalar. Allah'tan ve Allah'ın sıfatlarından bahsediyor olmalar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bulunan ve bize Rabbimizi tanıtan ayetler diğer ayetlerden daha üstündür. Mesela örnek veriyorum. Haşr suresinin son ayetleri. Biri dese ki kendinden önce geçen ayetlerden daha üstündür. Doğru mudur? Doğrudur. Biri dese ki mesela Bakara suresindeki وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدٍ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ayeti diğer ayetlerden daha üstündür. Evet, diğer ayetlerden daha üstündür. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'yi anlatıyor. Bu birinci görüş ve racih olan görüş de bu. Yani tercihe şayan olan, racih olan görüş de bu. Bazıları ise demişler, okunduğu zaman içindeki amel edilen hususun diğer amel edilecek hususlara üstün olduğu ayetler daha faziletlidir demişler. Mesela örnek veriyorum. Namazla zekatı yan yana koyduğumuzda hangisi daha faziletli?
namaz daha faziletli. Oruç, namaz, namaz daha faziletli. Namazı anlatan ayetler, orucu anlatan ayetlerden daha faziletlidir demişler. Çünkü onun içerisindeki amel diğerinden daha üstündür demişler. Bazıları da demişler ki, kulda bıraktığı etki cihetiyle bazı ayetler bazı ayetlerden daha üstündürler. Yani kulu daha fazla tedebbüre, tefekküre, Allah'tan korkmaya sevk eden ayetler, böyle olmayan ayetlerden daha üstündürler demişler. Lakin dediğimiz gibi racih olan görüş, nasların da desteklediği görüş, birinci görüş, Allah Azze ve Celle'yi anlatan ayet-i kerimeler, onu anlatmayan ayet-i kerimelerden daha üstündür. Evet, nerede kaldık? Minhu alel kavli bihi ketebbet vel fadilu lezi fi minhu etet. Burada verdiği örnek Tebbet suresi ile Allah'ı anlatan sureyi örnek verdi. Genelde bütün kitaplarda bu iki İhlas suresi ile Ulumul Kur'an kitaplarında Tebbet ya da Ebi Leheb'in örnek veriliyor. Yani ondan şey de bunu örnek verdi. Zemzemi de bunu örnek verdi. Yani İhlas Allah'ı anlatıyor. Tebbet ise bir kulu anlatıyor. İhlas suresi Tebbet suresinden daha üstündür anlamında. Şimdi yeni bir konuya geçtik. Yeni konumuz da Kur'an-ı Kerim'in tercemesi, Arap dili dışında bir dil ile okunması, mana ile okunması ve Kur'an-ı Kerim'in akıl ile tefsir edilmesi konusuna geldik. 15 ve 16. beyitler. Okumamı ister misiniz? O zaman bir sonraki dersimizde de bu 4 tane konuyu anlatmaya çalışalım. İnşallah yetiştiririz bir derse. Bu anlattığım yer içerisinde, konu içerisinde benim anlatamadığım veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Hocam bu hangi ayette daha fazla yetinir? Yani bu bunun bir yansıması oluyor mu herhangi bir şey? Yani bu ihtilafın bir şey yansıması. Tabi mesela örnek veriyorum. Fıkıhtan bir mesele örnek vereyim size. Dedik ya İbn Abdülber de hani bu konuda Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri bazı ayetlerine üstün değildir. Bu konuda varit olmuş olan şey de naslar da sevap yönündendir diyen alimlerden bir tanesi. Tabi böyle bir fikir babından da söyleyeyim. Bu konuyu Ulumul Kur'an'ın dışında şeyde bulursunuz. Bu şey hadisinin şerhinde genelde bu konu ele alınır. Hadis şarihleri. Nefsini Muhammed'in nefsinin elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine tekabül eder. Şimdi şu konu önemli değil mi ilim talebinde? Hangi konunun hangi başlık altında incelendiğini bilmek meselesi. Değil mi? Bu önemli. Bunu nasıl insan elde eder? Size bir soru sorayım ben. Bir insan nasıl bunu elde eder? Mesela ben bir araştırma yapacağım. Hangi konu hangi konunun altında genelde inceleniyor? Bak mesela biz bununla ilgili 3 hadis zikrettik. Niye Ebu Said el-Mualla hadisinde değil de niye Ubey ibn-i Ka'b hadisinde değil de niye Ebu Said'in hadisinde bu konu işleniyor? Yani İhlas niye Fatiha suresinin faziletini anlatan ayet değil? İşte ayetel kursiyi anlatan ayette değil de bunda inceleniyor. Şundan, eskiden alimler birbirlerinden ilmi silsile şeklinde aldıkları için, yani hani herkes bir üstten aldığı için bir sünnet oluşmuş ve o sünneti devam ettirmiş insanlar. Yani bir konu bir hadisin mecliste anlatılırken o hadisin şerhinde ele alınıyorsa, sonradan gelenler de onu şerhinde ele almışlar. Onu öyle bir şey oluşmuş, bir sünnet oluşmuş. Ha buna muhalefet eden alimler olmuş elbette. Yani kitap yazan müellifler arasında. Mesela İbn Hazm gibi yani fıkıhta az çok neyin nerede anlatıldığını fıkıh baştan sona ders olarak görmüş olan bir şey bir talebe az çok bilir. Bazen mezheplerde değişebiliyor hangi konu hangi başlıkta anlatılacak değişebiliyor. Ama muhallayı elinize aldığınızda tam ters köşe olursunuz yani. Hani zaten o mesele gidiyor. İşte şu mesele diye gidiyor. Farklı. Niye? Çünkü onun
birincisi geldiği ekol tamamen farklı. İkincisi yukarıyla kopuk, yani yukarıyla bir bağı olmadığı için kendisinin başlattığı bir şey. Yani zahirilik var ondan önce elbette, ama o zahiriliğin içinde de İbn Hazm başlı başına kendi içinde bir ekol oluşturuyor. Bu zikretmiş olduğum hadisin altında bu meseleyi bulursunuz genelde. Mesela demişler ki bir insanın namaz kılarken bir ayeti sürekli tekrar etmesi caiz midir? Ben mesela namaza durdum geceleyin, sürekli kul huvallahu ahadi okuyorum ve teheccüd kılıyorum diyelim. Bu caiz midir? İmam Malik'ten nakledilen bir görüş demişler ki bu mekruhtur. Şimdi bunun illetini açıklarken Maliki alimleri, çünkü demişler Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini sürekli tekrar etmesi onu diğerlerinden daha faziletli gördüğüne delalet eder. Bu da İmam Malik'e göre yanlış olduğundan dolayı buna mekruh demiştir. Tabi Allahu alem, bu tahlil İmam Malik'in kendinden değil. Yani bu kimden gelmiş bu tahlil? Sonradan gelen alimler mezhep aliminin görüşünün illetini açıklamaya çalışıyorlar. Zaten daha önce de Allah-u Alem söylemiştik, fıkıhtaki en büyük yanlışlıklar genelde şuradan kaynaklanıyor. Alimlerin vermiş olduğu içtihatlar, fetvalar iki kısım veya işte görüşlerini, beyanları. Bir, görüşünü beyan eder, hangi nastan aldığını söyler ve ne sebeple bu nastan bunu istinbat ettiğini söyler. Mezhep imamları için söylüyorum. Bir de sadece görüşünü söyler. Sonradan gelenler gelir, derler ki bu görüşü şu nastan almıştır, şu sebepten dolayı almıştır. Çoğu hata buradan kaynaklanır ikinciden. İkinci hata nereden kaynaklanır? Alimin daha önceden vermiş olduğu fetvaya bakıp usulü budur der. Onun sözünün lazımı bu şekilde fetva vermesidir der. Hani onun sözünün üzerine tahric yapar. Yani başka bir fetva söyler. Genelde İslam tarihinde bu iki noktada fıkıhta hatalar kaynaklanmış zaten. Yani hatadan kastettiğim ne? Mezhebin sahibine ona ait olmayan hatalı görüşü nispet etmek buradan kaynaklanmış. Bu mesela bunlardan bir tanesi. Bu Kur'an-ı Kerim'in tekrar edilmesi. Bu da velev ki bu konu olmamış olsaydı bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'den ayet tekrar ederek namaz kılmış mı? Kılmış. Hangi ayeti okumuş? İn tu'azibhum fe innehum ibaduke. Sonra وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ dedi Allah Azze ve Celle. Bu ayeti Peygamber Ebu Zer'in hadisi vardı Müslüm'de, değil mi? Sabaha kadar okudu ve ağladı. Allah'tan ümmeti için bağışlanma talebinde bulundu ve Allah da ona istediğini verdi. Aynı şekilde bir de okuduğumuz hadis, yani adamın biri sabaha kadar İhlas suresini okudu. Bu Peygamberimize nakledildi. İkrar etmek, susmak, sükut etmek bir yana, aleyhissalatü vesselam onu bir de övdü. Yani hani o İhlas suresine ait övücü bir hadis zikretti. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tek bir ayeti tekrar edilerek kişi namaz kılabilir. Mesela sen örnek veriyorum. Bu terdit meselesi. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'de mesela şey meselesi var. Hizip meselesi var. Mesela benim diyelim ki bir hizbim var. Her gün diyorum ki yarım cüz, bir cüz, kimisi iki cüz Kur'an okuyacağım diyoruz ve bunu artık kendimize şey ediniyoruz, adet ediniyoruz. Şöyle olur mu peki? Biri dese ki ben Kur'an-ı Kerim'in tamamını değil de mesela Fatiha'yı, işte Amene Rasulü'yü, Ayetel Kursi'yi, yani bu tarz ayetleri hizbedineceğim, bunları okuyacağım. Hakkında özel nas bulunan dese, buna evet dersen olur. Yani daha fazla ecir almak için. Kişi bunu yapabilir mi? Evet, daha fazla ecir almak için kişi bunu yapabilir. Evet. Var mıdır başka sorumuz? Buyur. Hocam bu bazı buradaki faziletin bizim söylemiş olduğumuz nasları sevap konusunda daha faziletlidir derler. Biz bunları hangi konuda böyle daha faziletli olduğunu? Hem lafıza daha üstündür, hem de sevabı onun sevabından daha üstündür. Yani onlar diyorlar ki lafız cihetiyle bütün Kur'an eşittir. Ama bazısının bazısına sevabı daha çok. Biz diyoruz hayır. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum lafzı tebbet yede ebi lehebinden daha faziletlidir. Doğru mu? Aynı şekilde sevabı da daha faziletlidir. Yani bunu inkar etmiyoruz. Bununla beraber bir de tabii, eksik söylüyoruz. Lafzın lafza üstün olduğunu da söylüyoruz. Yani bizim metinden normalde huvel fadilul lezmin mufiyye eter diye yazıyor da
bu fi'yi önde okuduğum normalde bu bizimki doğru mu acaba? Evet. وَالْفَادِلُ الَّذْ فِيهِ مِنْهُ اَتَتْ Fihi var mı sizde? Var ama min وَالْفَادِلُ الَّذْ مِنْهُ فِيهِ اَتَتْ Fark etmez. Yani bendekinde, benim hafızetimde وَالْفَادِلُ الَّذِي فِيهِ مِنْهُ اَتَتْ Sizde مِنْهُ فِيهِ اَتَتْ Tamam. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ